Yemeğin nerede olduğunun fazla da önemi yok. Mesele senin azmin ve isteğinle ilgili. Bazılarına öfke daha ceninken yükleniyor demek ki. Genetik taşınımda geçen öfke varsa anlaşılır. Yoksa bunlar neye öfkelenmiş olabilir ki? Bir, horozu buna nasıl ikna ettiniz? İki, sahibini uyandırmak için başında bağırması gerektiğini nasıl öğrettiniz? Görüntüde yılan taşıyan maymun görüyorsunuz. İlk düşündüğümüz şey maymunun bunun farkında olmadığı. Yoksa böyle bir şey nasıl mümkün olabilir, değil mi? Alo. Karıncaların çok zeki ve çalışkan olduğu öğretildi bize. Peki bu zeki hayvanlara kim o sim karta bulaştıktan sonra hayatımızın asla eskisi gibi olmadığını söylemek ister? Alo. Hayatımızda bizim için en önemli ve değerli olan nesnelerin başında artık telefon geliyor ve her yerde yanımızda. Ama bu hiç de doğru bir durum değil. Bu da kanıtı. No. No. Kedilerin tuhaf yatış şekillerine yeni yeni alışmışken şimdi de köpekleri görmeye başladık. Bu nasıl bir yatıştır? Bazıları deli gibi çalışır, koşar, çabalar. Bazıları da hayatın tadını çıkarır. Biz o ikinci bazılarından mı olsak acaba?